Günaydınlar bir pazartesi sabahından. Günaydın. Herhangi bir pazartesi sabahı değilmiş gibi görünse de herhangi bir pazartesi sabahından aslında farkı yok. Birkaç hatırlatma yapmak için çıktım karşınıza. Niyetim, isteğim kalplerde ve birkaç hatırlatmada birlikte buluşabilmek. Hatırlatma yapmak istediğim en önemli mevzu kozmik planın tıkır tıkır işlediği. Kozmik plan hiçbir şekilde zamansız değil, mekansız ama zamansız değil. Üçüncü boyuttaki dünya dediğimiz düzlemdeki zamanı çok iyi biliyor ve tıkır tıkır işletiyor. Bazı şeylerin değişebilmesi için, bazı şeylerin dönüşebilmesi için henüz yeterli bilgi ortaya çıkmadı. Çıkması gereken bilgiler var, duymamız gereken haberler var, görmemiz gereken durumlar var, deneyimlememiz gereken olaylar var. Değişimin, dönüşümün oluşabilmesi için kozmik plan, ilahi adalet tıkır tıkır işliyor. Onu bir hatırlatmak istiyorum. Bu bilgiyle beraber ilerleyelim. Bu bilgiyle beraber günümüzü yaşayalım. Bu bilgiyle beraber deneyimlerimizi deneyimleyelim ve algılarımızı bu bilginin ışığında açalım. Beton, sağlam betonlar. Ben bir inşaattan örnek vermediğim zaman olmayacak. Çünkü burada biliyorsunuz inşaatla çok uzun zamandır uğraştım. İnşaat sektöründe uğraştığım için de partileri ve insanların zihinlerini çok iyi öğrendim. İç Anadolu'ya gelinmeden öğrenilmiyor bazı şeyler, Türkiye'nin bazı gerçekleri. Biliyorsunuz benim 22 yılım yurt dışında geçmişti. Türkiye'yi öğrenmek için ben buraya geri dönmüştüm ve Türkiye'ye hizmet edebilmek için, ülkeme hizmet edebilmek için geriye dönmüştüm. İstanbul'dayken, İzmir'deyken öğrenilmiyor Türkiye'nin gerçekleri. Belki biliniliyor ama öğrenilmiyor. İç Anadolu'da 8 yılımı doldurdum. 8 yıldır Nevşehir'de, Kapadokya'da yaşıyorum. Ve burada gerçek yüzümüzü de görebiliyorum. Dolayısıyla inşaat sektörünün içerisinde inşaatlarımla uğraşırken, kendi minik tadilatlarımı yaptırırken zihniyetleri de öğrenmiş oldum. Bazı betonlar öyle kolay kolay yıkılmıyor, kolay kolay delinmiyor. Sistematik, istikrarlı, düzenli harekete ihtiyaç var. Sistematik, istikrarlı, düzenli ilerlemeye ihtiyaç var. Bazı ustalarıma ne istediğimi sistematik, düzenli, istikrarlı, her gün, her an anlatmak zorunda kaldım. Sistematik, düzenli, istikrarlı. Eğer devrim istiyorsak birlik içerisinde olmamız gerekiyor. Örgütlenmemiz gerekiyor. Sistematik, istikrarlı, düzenli gitmemiz gerekiyor. Bir önceki yayınımda da sizlere hatırlattığım üzere ışık çoktan kazandı. Şu anda üçüncü boyutta bunu deneyimleyebilmemiz için sistematik, düzenli, istikrarlı birlik içerisinde çalışmamız gerekiyor. Buradan hemen bir kişisel bir yere bağlamak istiyorum olayları. Kişisel olarak, tam olarak siz nerede birliğe giremiyorsunuz? Bunu sorgulamamız önümüzdeki birkaç ay çok çok önemli olacak. Çok çok faydalı olacak ve aslında önemlinin, faydalının elzem, kelimemiz elzem, elzem olacak. Ben nerede birliğin içerisinde eriyemiyorum? Ben nerede birliğe gireyim? Hangi korkum, hangi illüzyonum, hangi sanrım beni birliğin içerisinde eritmekten alıkoyuyor? Buraya geldiğimden beri ilk birkaç yılım algılamakla geçti. Algıladıktan sonra dedim ki birlik olmamız gerekiyor. Buradan yayılıyor. Türkiye'nin gerçeği İç Anadolu'dan, Anadolu'dan yayılıyor. Sizlerin kendi minik baloncuk dünyalarınızda gördükleriniz geçerli değil. Geçerli olan burası ve partizanlıkla, doktrinlerle, ideolojilerle, hele hele körleşmiş ideolojilerle değişmeyecek, olmayacak, düzelmeyecek. Zihin sıçramalarının yaşaması gerekiyor. Ve bunu biz burada yapmamız gerekiyor. Avanos düğme mi müşahittim diyen
yerimiz var. Kaybetmiş gibi hissetmiyorum. Çünkü gönül çatı çok güzel enerjiler vardı. Evet Cansu, çok teşekkür ederim. Herkes okusun şu anda bunu. Diyor ki Cansu, ben de Avanosluyum. Dün müşahittim ve burası ülkenin kalbi. Ben kaybetmiş gibi hissetmiyorum. Çünkü dünkü seçimlerde gönüllü çalışan çok güzel enerjiler vardı. Birleşmeye başladık. Bunu hatırlayın. Uyanacağız ve bir gün ışık içerisinde olmayacak. Sistematik, düzenli. Bir önceki yayınımda ne dedim? Uzun soluklu. Uzun soluklu bir şeyin içerisindeyiz. Ve bir yere bağlayarak olmuyor bu işler. Bu kazanırsa o olacak, bu kaybederse bu olacak değil. Hep beraber aynı geminin içerisindeyiz. Birlik nasıl olunabilir? Ve sizler, tekrar söylüyorum, nerede, hangi korkunuz, hangi sanrınız, hangi illüzyonunuz sizi birliğin içerisinde, egonuzu birliğin içerisinde eritmekten alıkoyuyor. Buralara bakmak zorundasınız. Hep birlikte bakmak zorundayız. Geldiğimden beri buradan başlıyor dedim. İç Anadolu'dan değişecek. Eğer bir şeyler değişecekse buradan değişecek. Gelin canlar bir olalım dedim. Gelip bir olmak isteyenleriniz oldu. Ucundan kenarından yardım edenleriniz oldu. Ama tam olarak ne söylemek istediğimi algılamadınız. Bu algılanana kadar devrim olmayacak. O nedenle de kozmik plan çok zekice tıkır tıkır işliyor. Bazı şeyler, o critical mass dediğimiz kritik yoğunluk, kritik kütle oluşmadan değişim olmayacak. O kritik kütlenin oluşabilmesi için işte ben o birliğin içerisine nerede giremiyorum diye sormak zorundasınız. Hep birlikte bunu yapmak zorundayız. Elzem. Dediğim gibi işte ucundan kenarından, burada dedim ki buradan olacak. Burada buluşmamız lazım. Burada güçlenmemiz lazım. Buradan ışık yayılıyor. Burada zihinleri sıçratmamız lazım. Oralarda, buralarda değil. Ve işte dediğim gibi ucundan kenarından yardım etme. Hatta gelip yardımcı olmak için hani burada bir şeyler toprağına, altına elini sokmak isteyenler oldu. Onlar da kendilerini 5, 6, 7, 8 parçaya böldüler. 5, 6, 7, 8 parçaya bölünüp kafalar karışıp oradan oraya koşturarak olmayacak. Bakılması gerekiyor. Hangi korku sizi birliğin içerisinde eritmekten alıkoyuyor? Papatya demiş ki ışık daha net parlıyor gibi hissediyorum dün geceden beri. Kendime soruyorum, bu bir avuntu mu? Hayır, değil, biliyorum. Işık daha net parlıyor. Çünkü işte sistematik, adım adım, ondan sonra istikrarlı bir şekilde ilerliyoruz insanoğlu. Bilinçler minik minik, maalesef Türkiye'de bilinçler hızlı bir şekilde sıçramıyor. Burada bilinçler çok yavaş sıçrıyor. Çünkü köklü korkular çok fazla. Amigdala çok aktif. Karma çok ağır. İnat çok fazla, cehalet gözü bürümüş. Türkiye'nin gerçeklerini görerek ilerlememiz gerekiyor. Kendi minik baloncuğumuzda oldu bitti bu işler, yaşadık. Ertesi gün bu parti kazandı da birden ışığa çıktık değil. Dediğim gibi sonuçtan bağımsız hareket etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Ama ilerliyoruz, buluşuyoruz, daha da birleşmemiz lazım. Arkada kaleyi koydum bilerek. Kalede, dün gece kutlamalar vardı burada. Ondan sonra kalede hem Türk bayrağı var, hem de şimdi seçilmiş Cumhurbaşkanımızın büyük posteri var. Poster değil, ne deniyor onlara? İşte ondan, siz anladınız beni. Türkçesini hatırlayamadım şimdi. Gerçeğimiz şimdilik bu. Havai fişekler patladı arkadaki kalede dün. İnsanlar mutlu. Ama duymamız gerekenler, görmemiz gerekenler, deneyimlememiz gerekenler, afiş, evet teşekkür ederim, bitmedi. Daha çok bilgi çıkacak. Gizli saklı çok bilgi çıkacak. Çok fazla şey yaşanacak. Önümüzdeki 1,5 yılın yayınını yaptım, özel yayınını yaptım. YouTube kanalımızda var. Önümüzdeki 1,5 yıl, bu aydan başlayarak, Mayıs ayından başlayarak
Toprağın altında gizli saklı ne kalmışsa, yeryüzüne çıkacağı, insan oğlundan ne saklanılmışsa ortaya çıkacağı bir dönem. O yüzden ben bugünü çok kutlu ve mutlu bir gün ilan ediyorum. Bugünden itibaren olması gerekenler, görülmesi gerekenler, yaşanması gerekenler, deneyimlenmesi gerekenler, bilinmesi gerekenler, duyulması gerekenler patır patır gözlerin önüne serilecek. Kalbinizi açın ki ışık gerçekleri daha güzel ortaya çıkarabilsin. Bu iş burada böyle bitmeyecekti. Haksızlıklar bir parti seçildiğinde hemen hakkaniyete dönüşmeyecekti. Bazı gerçekler daha var ki görülmesi gereken, çıkması gereken, bazı olaylar, durumlar var ki yaşanılması gereken, onlar da yaşanıldıktan sonra başka şeyler dönmeye başlayacak. Lütfen dünyada şu anda yeni düzenin olabilmesi için bir sonucun elimize geçince hemen olabileceğiyle yetinmeyin. Sonuçtan bağımsızlık, sürecin içerisinde akma, olana teslim olma ve güvenme ve kozmik zamanlamanın tıkır tıkır işlediğini bilmeye doğru geçin. Tam böyle olması gerekiyordu Elif. Evet. Olması gerekenler olurken ben nasıl merkezimde durabilirim? Ben nasıl içimde sağlam olabilirim? Ben dirlik içerisinde eriyebilmek için neler yapabilirim? Evet, milletin bazıları kör olduğu için ortaya çıkanları göremiyor. Dediğim gibi idrak, gördüklerimizi, algıladıklarımızı idrak etmek için belli bir bilinç seviyesine ihtiyacımız var. O belli bir bilinç seviyesine gelene kadar bazı dönüşümler olmayacak. Hep birlikte bilinç seviyesine gelmek için çalışıyoruz. Onlar, bizler, bunlar, şunlar, o parti, bu parti değil olay. Ben burada 8 yıldır mahallemi, bilinç seviyesini bir yere getirebilmek için ne kadar çalıştığımı sizlere ara ara anlatıyorum. Paylaşıyorum podcastlerimde. Daha da paylaşmaya devam ederim. Belki ilham olur. Geçenlerde bir gün karşı mahalleden birisi kapımı çaldı. Benim ağacımı sen mi kestin diye. Ağaç kesme olayı da şöyle. Yollar yapıldı. Ondan sonra burada o ihtiyacımız olmayan yollar, tarlaların içerisinden yollar geçiyor şu anda. Bir önceki yayınımda da anlattığım gibi hiç ihtiyacımız yok burada. Ana caddeler yapılıyor. Burada ana caddeye ihtiyacımız yok. Ara yollara belki ihtiyacımız vardı, patika, Arnavut kaldırımlı, büyük asfaltlı yollara falan ihtiyacımız yok burada. Neyse, o yollar neden yapılıyor biz biliyoruz. Güzel para var işin içerisinde falan. Belediye DOP ondan sonra yol yeri almış falan. Komşunun teki geldi ki benim yıkılmış ağacım vardı, sen mi kesip aldın? Öyle bir şey yapmadım. Ondan sonra ben ama dedim ki ne tam olarak ne istiyorsunuz siz? İşte belediyenin yol yaparken yıktığı bir ağacım vardı, ben onu satıp para kazanacaktım. Ama birisi kesmiş, şimdi hani sen mi aldın diye kapı kapı dolaşıp benim ağacım nerede dedi. Teyzeciğim dedim, sizin ismin ne Melahat? Melahat ablacığım dedim. Bu canlı ağaç yıkılırken belediye canlı canlı ağaçları yol yapıyoruz diye kesip dedim, yıkarken neredeydi? O ağacın canım güzel kayısı ağacının, meyve veren kayısı ağacının yıkılma anında sen neredeydin? Para kazanmak için şu anda ağacın peşindesin. Belki onun için ağacını kaybetmişsindir. Ağacı korumak, bir canı korumak, bir canlıyı korumak için burada değilsin. Belki o yüzden ağacını kaybetmişsindir. Farkında mısın dedim. İçeriye davet ettim. Beraber çay içtik, oturduk, muhabbet ettik. En son giderken bana bir ağacımı kaybettim ama bir dost kazandım. Bir iki de fikir edindim dedi, gitti. Bizim dedim olayımız birbirimizle değil. Bizim olayımız belediyeyle. Belediye şu anda yol yapıyorum adı altında senin toprağını aldı, senin ağacını elinden aldı. Bunun farkında mısın? Bir parça bir farkındalık kattık. Gıdım gıdım gidiyor.
ama istikrarlı adım adım aynı zamanda sistematik bir şekilde gidilmesi gerekiyor. Bir parti bizi kurtarmayacak. Şu anda değil, yapamayacak, bilmeyecek. Çünkü gerçeği tam olarak o da bilmiyor. Tam olarak gerçekler hepimiz tarafından görülüp ne yapmamız gerektiği kişisel dünyalarımızda da, mahallemizde de, hayatlarımızda da, ofislerimizin içinde de ne yapmamız gerektiği bilgisi, o kritik yoğunluğu, kritik kütleyi yaratana kadar şimdilik böyle yaşanılması gerekenler var. Bugün de tam olması gereken bir gündü, tam yaşanılması gereken bir gündü. Olması gerekenler kozmik plan tarafından tıkır tıkır işletiliyor. Bunu hatırlatmak istedim size. Umarım biraz kalplerinize ferahlık, bilinçlerinize de bir gram destek vermiştir. Ve birlikte umarım kütlesel ve küresel olarak bir zıplamaya doğru zemin oluşturmuştur. Buradayım, çalışmaya devam ediyorum. Yarın itibarıyla da ben nasıl daha sağlam durabilirim, ben nasıl açılabilirim ve olması gerekenler olurken hem kendime hem de etrafıma nasıl fayda sağlayabilirim adına 7 günlük Qigong ve meditasyon serisi başlattım, kampı. Zoom üzerinden olacak. İlgilenenleriniz lütfen, bugün son günümüz olacak. İlgilenenleriniz info@meditasyonokulu.com'a gidin. Birlikte yarın sabah itibarıyla birlikte buluşacağız. Qigong'umuzu yapacağız. Hayat enerjimizi düzenleyeceğiz, yenileyeceğiz. Merkezimize geleceğiz. Kalplerimizi açacağız, zihinleri sıçratacağız. 7 günlük Zoom kampı yarın itibarıyla görüşmek üzere. Çok seviyorum sizleri. Gününüz güzel geçsin. Parlaklığınızı, ışıltınızı, umudunuzu yitirmeyin.